Herkese merhabalar. Çarpanlar ve katlar ilk matematik konumuzla beraberiz. Tonguç Evren benim LGS'de çıkacak ve 8. sınıf matematiğin ilk konusuyla beraberiz. LGS sayısal 2024. Hocam LGS matematik zor diyorlar. Zor değil evladım bir kere. çalışana her şey kolay. Dolayısıyla biz de süper bir şekilde çalışıp bu LGS'deki çıkmış soruların benzerlerini çözüp aynı zamanda 2025 LGS'ye odaklı bir şekilde soruların hangilerinin bize nasıl geleceğini bilerek bir şekilde gireceğiz ve başarıdan başarıya koşacağız hiç merak etmeyin. mesela bu sene bu sene geç, geçtiğimiz sene daha doğrusu bu soru çarpanlar ve katlar konusundan gelen soruydu çuval sorusu mesela. Soru Yeni hocam. nesil beceri temelli bir soruydu. Dolayısıyla bu konu gerçekten önemli ve ilk temel bir konu. Aslında biz bunu 5 ve 6 ve 7 de bazı kısımlarını gördük. Şimdi senle beraber mesela Yusuf Dikeş arkadaşımız. Hocam biliyorsun. çok havalı cool. Gerçekten cool adam. Hatta Elon Musk bile Yusuf'un fotoğrafını paylaştı ve gerçekten hedefi 12'den vurdu. Olimpiyatlarda bizi temsil ederek bir başarı imza attı. Bak ne yapmış mesela arkadaşımız? Bu antrenmanında hedef tahtasına belli sayıda atış yapan Yusuf Dikeş toplamda 48 puan almıştır demiş. Her atışında aynı puanan Yusuf kaç atış yapmış olabilir diye bize soruyor ve dikkat et bir atışta en fazla 12 puan alabilmektedir şeklinde bir soru var. Bu soruyu aslında biz çarpanlar ve katlarla çözebiliriz. 48'in çarpanlarını bulacağız. 48'in çarpanları 1 kere 48 aynı zamanda 2 kere 24 merak etme hepsini öğreteceğim sana nasıl yapıldığını. Aynı zamanda 3 kere 16 aynı zamanda 4 kere 12 aynı zamanda 6 kere 8 olmak üzere buradaki bütün çarpanlarını düşünerek ya bu arkadaş 48 defa 1 puan almış olabilir veya e, iki defa 24 puan almış olabilir veya e, 4 dört defa 12 puan almış olabilir şeklinde yorumlamalar yapacağız. Dolayısıyla hiç merak etme çok lokum bir konu çok basit bir konu senle beraber bunu yapacağız. Ama öncesinde şunu hatırlatmak istiyorum sana biliyorsun Milliyetin Bakanlığı müfratı değiştiriyor. Hı. Milliyetin Bakanlığı müfratı değiştirirken kazanım yerine artık öğrenme çıktılarını kullanıyorlar. Ve bu sene göreceğimiz ilk öğrenme çıktılarımız çarpan bulma ve asal çarpanları ayırma. Hatta buradaki pozitif tam sayıların tam sayı çarpanlarını bulur yani bunları bize teker teker tanımlıyor ve üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar şeklinde bu öğrenme çıktığını beraber öğreneceğiz şimdi. Ve temel kabullerimiz de normalde bize diyor ki Milliyetin Bakanlığı çarpanlar ve katlar 6. sınıfı hatırlar, bilir diyor. Asal sayıların ne olduğunu bilir 6. sınıftan diyor. Asal çarpanlar ayırmanın ne olduğunu bilir 6. sınıftan Tam diyor. Tam da unuttum hocam bir tekrar etsek iyi olur. merak et etme bunları hemen bakacağız. Hepsini tekrar edeceğim sana. Dolayısıyla bu temel kabulleri de bilerek senle beraber yepyeni konumuzu öğreneceğiz ve anahtar kavramlarımız çok önemli. Anahtar kavramlarımızda da çarpan yani bölen ikisi de aynı şey bu arada öğreteceğim sana. Ve bu ikisinin ne demek olduğunu, asalın, asal çarpanın ne demek olduğunu, bölme algoritmasının ve çarpan ağacın ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyor bu konuyu net bir şekilde anlayabilmek için. Hadi bakalım o zaman ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Tonguç kapımızın birinci sezonu başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bravo diyorum sana. Herkes Tonguç Akademi e girip takımını belirlesin. Çünkü bu bir başarı oyunu. Bu oyunla beraber hem ders çalışacağız hem LGS'de başarıya koşacağız hem de gerçekten eğlenebiliriz ya Eğlenerek öğreneceğiz ve bunu yaparken görevlerimiz çok belli birinci görevimiz şu anda YouTube kanalında izlediğim video yani video ders anlatımımızı izleyeceksin konu ders anlatımımızı izleyeceksin ve ardından hemen bununla alakalı bu dersin sonunda da şimdi birazdan gelecek dersin sonunda meydan okuma testine katılacaksın Challenge. yani. Konuyu öğren sonra pekiştir. Daha da pekiştir sonra. Bu da kitaplardaki görevlerimizi, ödevlerimizi yapacağız. Bu kısım için mutlaka tat uygulamasına üye olman gerekiyor. Tat uygulamasına üye olduktan sonra kitaplarını aktive etmen. Aynı zamanda meydan okuma ücretsiz herkes yapabiliyor bu arada meydan okumayı. Lütfen YouTube'daki videonu izledikten sonra meydan okuma testiniz. Dersimizin sonunda zaten sana göstereceğiz. Bunu çöz ki konuyu pekiştirelim evladım benim. Önemli çünkü matematik soru çözerek öğrenilir ve bütün bunu... Bunları yaptığımız zaman Tonguç Kap'ta Tonguç evladım benim. Hem çok güzel ödüller var. Her sezon bir iPhone 16 Pro veriyoruz. Oo. Onu da söylemek istiyorum. Çok güzel ödevler, ödüllerimiz var ama en büyük ödül bizim LGS'deki başarımız. En büyük ödül bizim ders çalışmamız. En büyük ödül iPhone 16 Pro hocam önce? E, hayır ben bak buradaki bütün görevlerimizle beraber günlük soru sayısını oynayacağız. Ve bu günlük soru sayısı bizi hedeflerimize yaklaştıracak. Hayalimizdeki liselere götürecek diyorum ve fazla uzatmadan hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Ve hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın ama şunu hatırlatmak istiyorum. Bu sene bütün Tonguç Kap'taki bütün Tonguç Kap'taki görevlerimiz aslında gün gün planlanmış bir şekilde ve buradaki görevlerimizi bu sezon 0'dan 8 e hazırlık setimizden ve Dinamo yeni nesil tüm dersler setimizden vereceğiz. Dolayısıyla bu iki seti kullanacağız ödevlerimizi verirken. Bu iki seti mutlaka mutlaka edinmeyi unutma ve bu iki setten ödevlerimizi çözmeyi unutma. Bu ödevlerimizi tat uygulamasından girdiğin zaman zaten hem puan kazanmış olursun hem de başarıdan başarıya koşacaksın diyorum ve ilk başlığımız çarpan bulma. Şimdi hemen başlayalım. Alanı 40 santimetre kare olan dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayıdır diye bize bir yönerge vermiş. Ve diyor ki dikdörtgenin olası kenar uzunlukları neler olabilir acaba? Şimdi Tonguç Şeyhan e, bir dikdörtgenin alanını nasıl hesaplarız? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Aynen bunu zaten biz eskiden beri ta ilkokul dörtten beri biliyoruz. Gerçekten de dördüncü sınıfta öğrendiğimiz çok basit bir formülü vardı. Bu kenarla bu kenarı çarparsak dikdörtgenin alanıdır. Peki bu dikdörtgenin alanı 40 ise kaç kere kaç 40 olabilir diyor. Şimdi ben ilk, ilk geleni söylüyorum. 8 kere 5. 8 kere 5 40'tır değil mi evladım? Evet hocam. Bayağı, 2 kere 20. Harika 2 kere 20. Başka ne olabilir Allah aşkına? 4 kere 10. Harikasın 4 kere 10. Başka ne olabilir acaba? Başka yok. Başka da olabilir. Mesela 1 kere 40. Aa doğru. Bu da dikdörtgenin alan kenarları olabilir. Kısa kenar 1, uzun kenar 40 çarparsan 40. Dolayısıyla sen o 40'ın olası yani 40 santimetre kare alanlı bir dikdörtgenin olası kenarlarını bana söyledin. Harikasın bravo diyorum sana. İşte konumuz bunun üzerine kurulu. Yani aslında biz bir 36 sayısını alalım mesela elimize. 36 sayısının e, kaç kere kaç olduğunu söyle desem sana ne dersin bana? 4 kere 9 dersin değil mi? İşte bunların her birisine biz çarpan diyoruz Tonguç evladım benim. Yani 36'nın çarpanları. Yani bu ikisini çarptığımız zaman 36 eder demek istiyorum aslında. Ve bunları bulmak da şöyle bir yönteme dayanıyor. Çok basit bir pratik yöntemimiz var. Bir kere 36'yı yazdıktan sonra böyle iki tane ok çıkartıyorsun ve kaç kere kaç diye yazıyorsun. Bunların arasına nokta koyuyorsun. Bu kere bu, bu kere bu, bu kere bu yazacağız. Mesela 4 kere 9 dedik ya... onu yazacağız falan filan. Ama öncesinde birkaç şeyi sana söylemek istiyorum. 36'nın çarpanı demek çarpanı demek aynı zamanda 36'yı tam bölen bir sayıdır. Mesela 36 4'e tam bölünür mü? Bölünür. Harikasın. 36 9'a tam bölünür mü? Evet. Harikasın. 36'yı bölen sayıları da söylüyorum. Dolayısıyla çarpan dediğimiz şeyin bölen demek olduğunu da hatırlamamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi de bir sayının çarpanları arasında mutlaka mutlaka bir ve sayının kendisi bulunmak zorunda. Çok enteresan bu kadar. Dolayısıyla şimdi 36'nın çarpanlarını sırasıyla yazmaya başlayacağız. 36'nın çarpanı 4 ve 9 zaten görüyorsun değil mi? Yani. Peki 36'nın çarpanlarından çok zor bir şey bu ama bunu bilmen gerekiyor. Demin de Aa, görmüştüm. bir kere 40 gibi. Bir kere 36 36 değil mi? İşte bunu yazmamız gerekiyor. İlk başta her zaman birden başlayın. Çünkü bir her sayının çarpıdır. Mesela bir kere beş beştir. Ee, bir kere seksen seksendir. Bir kere doksan doksan. Dolayısıyla bir her sayının çarpıdır. Bir kere otuz altı. Otuz altı. Peki şimdi geçelim ikiye. İki kere. On sekiz. On sekiz bravo. Şimdi geçelim üçe. Üç kere. 12. Harikasın. Şimdi geçelim 4'e. 4 kere. 9. Süpersin. Şimdi geçelim 5'e. 5 beş kere. 7 olmaz beş. Olmaz kere. beş. Ne 6 kere? Olmaz. 6. 6 6. 6 kere 6 altı kere, altı kere, altı 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 süpersin. 6 altı kere 6 da 36'dır. Dolayısıyla bak dikkat et. Başka bir şey var mı? 7 kere? Olmuyor. 8 kere? Olmuyor. 9 kere? 9 kere oluyor. 9 kere yazmama gerek yok. çünkü 9 kere ut bu da yazmıştın görüyorsun. 4 kere 9'a 9 kere aynı şeydir. Peki 10 kere. kere? olmuyor. 11 kere? Olmuyor. 12 kere. Yazmıştınız. E yazmışım süper. 13 kere? Olmuyor. 14 15, 16, 17, 18, 18 almışım. Süper. Dolayısıyla zaten aslında bir daha buraya doğru yükselmeye başladığım zaman bitiyor olay. Dolayısıyla 6 kere 6'dan başka bir ilerleyeceğim yer yok. Peki 36'nın çarpanları nelerdir? Gel senle beraber çarpanları teker teker yazalım. 1, 2, 3, 4, 6. 6'yı bir daha yazmamaya gerek yok. 9, 12. E 18 ve 36 36'nın çarpanları da Tongcu'ya kaç tane çarpanı varmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane çarpanı varmış. Bunlar da sorulabilir burada. Kaç tane çarpanı var diye sorabiliyor bize. Şimdi konunun özünü anladık. Şimdi bununla alakalı nasıl soru geliyor? Bize bu kadar basit sorular mı geliyor? 36'nın çarpanı? Muhtemelen Mesela, daha zor. Aynen. Birazcık daha zor kazık gibi gözüken ama halbuki çok basit sorular geliyor ama anlaması birazcık zor. Mesela 80 bölü 80 bölü kare kesi bir doğal sayı eşit olduğuna göre kare yerine yazılabilecek kaç farklı doğal sayı değeri var demiş. Hayda. Şimdi 80 bölü bir şey. Bu 80'i ne yapıyor bu sayı? Tam bölüyor. Harika. 80 bölü bir doğal sayı eşit olduğunu tam bölüyor. Dolayısıyla aslında bu kare dediğimiz şey bir bölen. Neyi bölüyor? 80'i bölüyor. Bölen ne demekte de aslında? Çarpan. Bir çarpan demektir. Çok unutmayın Bu çok önemli. Bölenle çarpan aynı şeydir. Dolayısıyla ben seksenin çarpanlarını arıyorum Çarpanları ayırma. Bitti bu kadar. O zaman sekseni yazdıktan sonra şöyle açıyorum bakalım. Kaç kere kaç? Ee, neydi? Bir kere. ilk başta birden başlayacaksın arkadaşım. Bir kere seksen. Bir, biri buraya yazacaksın. Yani mesela sen buraya öküz yazsan Tonguç Elal benim. Hmm. Harikasın. Hemen buraya bir kere yazacaksın. Öküz bir kere öküz öküzdür gibi düşüneceksin. Şimdi iki kere ee, süper dikişin. Üç kere ee, olmaz olmaz üç'e bölünmez 80. Dört kere 20 harikasın. Beş kere ee, oluyor 16. Beş kere 16 80 oluyor merak etme. Altı kere olmaz, Altı kere olmaz. altıya bölünmez. Yedi kere olmaz. Sekiz kere 10. 10. On. Dokuz kere olmaz. Hı. On kere bir daha yazmam gerekiyor zaten buraya geldik. Şimdi dolayısıyla böyle geldim. Bu bütün çarpanlarını buldum. Hepsini teker teker düşünelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane çarpanı var. Kaç farklı doğal sayı değeri alabilir demiş bize? 10 tane kare e, yerine yazılabilecek sayı olduğunu görebiliyoruz. Cevabımızın 10 olduğunu söyleyebiliriz. Peki şimdi geldik bir tane daha farklı bir tarz soruya. Çünkü bu konu gerçekten sorular üzerinden anlaşılabilecek. Zaten anlatacak bir şey yok ki yani 72 çarpanı çok bir iki tane ok çıkar. Ama sorular nasıl geliyor? Önemli o. O yüzden sana sorular gösteriyorum. Bak görselde alanı verilen Abdülcabbar amcanın Kerim Abdülcabbar. Evet öyle bir eskiden basketbolcu vardı. Bravo diyorum sana. Ee, ki Abdülcabbar amcanın dikdörtgen şeklindeki tarlasının kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayıymış. Tamam. Süper. Abdülcan amcanın tarlasının çevre uzunluğu en az kaç metredir? Uf, soruya gel. Şimdi bir kere bu bir dikdörtgen şeklinde ve alanını biliyoruz. Alanını biliyorsak kenar uzunluklarına ulaşabilir miyiz? Evet ulaşabiliriz. Ve bize ne sormuş? Çevreyi sormuş. Çevre dediğimiz şey aslında çok basitti. Hemen dikdörtgenin çevresi, hemen formülü hatırlayalım. Kısa kenarla uzun kenarı topla sonra iki ile çarptı hatırlıyor musun? Evet hocam. Ben, yani mesela hemen sana şöyle bir dikdörtgen çizsem. Bunun e, bu kenarı üç bu kenarı beş olsa bunun çevresi nedir Allah aşkına? Üç artı beş çarpı iki. Üç artı beş çarpı ikidir. Çünkü bundan iki tane var. Bundan iki tane var. Dolayısıyla 2 e, ile çarpıyoruz o yüzden. Şimdi bunu hatırladıktan sonra diyorum ki 72 alana sahip bir dikdörtgenin çevresi ne olabilir? Kenar uzunlukları doğal sayılmış. tam süper. Hemen bunun kenar uzunlukları ne olabilir soralım mı ilk başta? Ya adım adım gidelim. İlk başta kenar uzunlukları olabilir? Hemen bunu yazdıktan sonra ne yapıyorum? Buraya bir yap, yapıştırıyorum dedim. Bir kere 72. 72. İki kere 36. Üç kere 24. Dört kere 18. E beş kere bunları illa hatırlaman veya bilmen gerekmiyor. Zor sayılarda normal bölerek bulabilirsin. 72'yi 4'e bölersin falan filan kenarda bir yerde. Beş kere olmaz. Altı kere 12. Yani ben şimdi matematik öğretmeni olduğu için tabii hemen tak tak söylüyorum. Hesap makinesi Ama yutmuşsunuz hocam siz. Hesap makinesi yuttum gerçekten. Ama ben mesela takıldım 72 6'ya bölünür mü? Hemen buradan bölüyorum. E, bir kere 6 6 12 2 kere bak 12 6 kere bunu söyleyebilirsin. ben bu da bulabilirsin. Yavaş yavaş acelemiz yok. Çünkü ilk başta pratik yaparak zaten bunları ilerki ileriki da, takır tukur sen de benim gibi yapacaksın merak etme. 6 kere 12 7 kere olur mu? Olmaz. 8 kere 9 Dokuz kere bir daha yapamayız. Bitti burada mi? bitti. Şimdi o zaman bunların çevresi... Şimdi bunun bir kenarı o zaman bir olabilir. Uzun kenarda yetmiş iki olabilir değil mi? Evet. O zaman bunun çevresi ne olur Allah aşkına? Bir ile yetmiş ikiyi topla. Sonra iki ile çarp. Yetmiş üç çarpı iki. Yüz kırk altı çıkar. Hayda. Bayağı çok çıktı. En az kaç metre diyorsun? Diğerine bakalım. Çevresi mesela bu kısa kenar olsa bu uzun kenar olsa. E, i̇ki ile otuz altıyı topla. İki ile çarp. 38 76 çıkıyor galiba. Evet. Bu da büyük çıktı ya. Evet, bu çok büyük çıktı. Bir bakalım şuna bakalım bir de. Kısa kenarı 3 olsa bu da 24 uzun uzun kenarı ve 2 ile çarptık 27 54. Ah! Gittikçe çevresi az oluyor mu acaba? en az birbirine yakın olanlara gidin hocam. Harika. Zaten en az çevre için birbirine en yakın çarpanları seçmek gerekiyor. Aa, Bak varmış. 8 ile 9'u topla. 2 ile çarp 17 çarpı 2 34 al sana en az çevre bu çıkıyor hatta bunu da yapayım ki anla bak 6 ile 12'yi topla 18 2 ile çarp 36 bak bu da yüksek çıktı 34'ten dolayısıyla 4 ile 18'i topla 4 ile 18'i topla 22 22 2 ile çarp bunu 44. şöyle yapalım harika. 44. Yani dolayısıyla çevre gittikçe az oluyor ve en az çevre burada o çıkıyor. O zaman hep birbirine değil. yakın olanları mı seçeceğiz hocam? Evet. En az çevre için birbirine yakın olan. Mesela bu bir taktik. Bu LGS'de çıkmış bir soruydu aslında. Şimdi geldik asal sayıları bir hatırlayalım sana böyle. Çünkü Milliyetin Bakanlığı diyor ki sen 6 da asal sayıları bilmen gerekiyor diyor. Temel kabul o zaman der. bilelim kardeşim bakalım. Sadece bire ve sayının kendisine bölebilen birden büyük doğal sayılara Asil sayılar diyorum ben bu arada. Asal sayı değil mi? Asil sayılar. Latin. Bunlar kimseye bölünmüyor. Bunlar elit. Bunlar kalite. Akıyor. Yani dolayısıyla bunlar asil. Şimdi ne demek bu? Mesela bak. 13'ü sen kendisinden ve birden başka hiçbir sayıya bölemezsin. 13 ama, uğursuz diyorlar hocam. Ama 20'yi bölebilsin. 20'yi kaça bölebilirsin mesela? 2'ye. 2'ye doğru. Evet. 4'e, 5'e, 10'a. Yani bir sürü sayıya bölünüyor. Adam yani bölündükçe bölünüyor. Ama 13 öyle değil. 13 sadece bire ve kendisine bölüyor. Mesela 19 sadece bire ve kendisine bölüyor. Sofistike. Mesela 29 sadece bire ve kendisine bölüyor. Yani böyle herkes bölemiyor onu. Ya yani herkes parçalara ayıramıyor. Mesela 2 sadece bire ve kendisine bölüyor. Dolayısıyla burada asal sayıların ne olduğunu biz 2, 3, 5, 7 diye gidiyor ve en küçük asal sayı bu arada 2'dir Tonguç adam benim ve dikkat et asal sayılara. Burada bütün asal sayılar 2 dışında tek sayı görüyor musun? Aa, evet. Ama iki çift sayı. Dolayısıyla çift asal sayı dediğimiz zaman hemen hani diye iki aklımıza gelecek. İkinin öyle bir büyüsü var. Ve ama bizim için önemli olan... ...LGS'de en fazla çıkan asal sayılar nelerdir dediğimiz zaman... Ne ...evlat. İki, üç, beş ve yedi. Bunları çok iyi bileceğiz. Gerçekten de LGS popüler asal sayılar deyince aklımıza bunlar gelecek. Çünkü iki, üç, beş, yedi her sınavda... Asla asla hiçbir zaman vazgeçmiyorlar ve hep bu asal sayıda soruyorlar. Diğer asal sayılar daha nadirdir diyoruz. Çünkü zaten büyüdükçe zorlaşıyor sorularda. Şimdi asal çarpanla ayırma nedir? Şimdi bunu öğrendikten sonra 28'i asal çarpanlarına ayıralım. Ne demek bu? 28'i bir şey çarpı bir şey şeklinde yazmaya çalışalım. Ama bunlar asal olsun. Peki nasıl yazabiliriz? Mesela 28'i ben 2 kere 14 diye yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Ve bu bir asal sayı değil mi Allah aşkına? Evet. Bak işte bir tane asal çarpanını buldum. Peki 14'ü ben iki kere 7 diye yazabilir miyim? Evet. Ve bu bir asal sayı değil mi aslında? Evet. 7 Hatta asal bu sayı. da bir asal sayı değil mi? İşte asal çarpanları ayırmış oldum. Yani 28'in asal çarpanları aslında 2 ve 7'dir. Ve 28 bu yuvarlak işini aldığım bu ağacın sonlarındaki 2 çarpı 2 çarpı 7 şeklinde düşünülebilir. Ne demek bu? 2 çarpı 2 çarpı 7 4 kere 7 28 alsana 28 etti. Yani 28 bu sonların çarpımıdır diyoruz. Hatta bunu şöyle yazabiliyorsun Sonuç'um. 2'nin ikinci kuvveti çünkü 2 tane var burada. Bir de 7'dir şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi gel sen de beraber şu soruyu çözelim. Bununla alakalı LGS çıkmış soruları da var. Ve özel bir soru tipi bu. Mesela adam bize demiş ki böyle bir asal çarpan ağacı var. Verilen asal çarpan ağacına göre A artı B kaçtır demiş. Şimdi zaten bu bir asal sayı. Bu da bir asal sayı. Bu da bir asal sayı. Bu da vesasayı olmak zorunda. Şimdi bakalım. 3 kere 5. 15. Süpersin. 15 kere. Bak şimdi neden böyle yaptım? Çünkü bak bu aslında bu ikisinin çarpımı değil mi? Evet hocam. O zaman bu ikisinin çarpımı 2 iki kere 30. 60'tır. Bak A'yı bulduk. O zaman bu ikisinin çarpımı burasıdır. Yani 15. Bu ikisinin çarpımı burasıdır. Yani bu kaç olmak zorunda? 2. Bunun, bunun çarpımı 30 olduğu için 2. Dolayısıyla A artı B'yi... 60 artı 2'den 62 şeklinde bulabilirim. Basit sorular, lokum sorular. Geçiyorum fazla, uzatmıyorum. Çünkü aslında asal çarpan ağacı değil de... ...asal çarpan bölme algoritması çıkıyor of, karşımıza. Uzay matematiği. İsmi çok algoritma böyle bir şey gözüküyor ama... ...merak etme çok basit, inanılmaz basit. Zaten eskiden de bunu görmüştük. 90'ı yazıyorsun, yanına böyle bir tane çizik atıyorsun. Ve diyorsun ki sonra 90'ı... ...normalde 90'ı bölmek istesen ne yaparsın? 90'ın böyle çizik atarsın ya. Evet. Mesela 2'ye böleceğiz. 90'ı 2'ye bölsen kaç çıkar? 45 harika 45. İşte bak 2 yazıyorsun buraya ve son durumda 92'ye böldük. 45 çıktı. Bölüm sonucunu buraya yazıyorsun. Birazcık farklı bölmeye göre ama aslında benzer. Şimdi 45 2'ye bölünür mü? Bölünmez. Peki, e, şimdi biz asal çarpanları yapıyoruz. Asal sayılarımız nedir LGS'deki favori? 2 3 5, 2, 7. 3, 5 7. Şimdi 2'ye bölündü. Zaten bitti. Ama 45 artık 2'ye bölünmez. Şimdi 3'e geçelim. 3'e bölünür mü? bölünür evet kaç çıkar 3'e bölünürse 15 süpersin 15 3'e bölünür mü tekrar bölünür o zaman tekrar 3'e bölüyorum o zaman kaç çıkar 5 5 3'e ee, bölünür mü 5 5'e bölünür mü bölünür harika dolayısıyla yavaş yavaş asal sayı bir buna bakıyoruz sonra bu olmazsa buna bakıyoruz bu olmazsa buna bakıyoruz bu olmazsa buna bakıyoruz hatta bu olmazsa 11'e bakıyoruz şeklinde teker teker deneyeceğiz sayıları ve son durumda bir kalıncaya kadar mücadele edeceğiz yani 90'ı ne yaptık Tükettik, bire çevirdik. bire çevirdik. Ve bunu yaptığımız zaman 90'ın asal çarpanlarının ne olduğunu bulmuş olduk. 2 varmış, 3 varmış ve 5 varmış. 2, 3 ve 5. 3 tane asal çarpan varmış ve 90'ı ben buradaki sayıların çarpımı şeklinde yazabiliyorum. Ne demek bu? 2 çarpı, 3 çarpı, 3 çarpı, 5 şeklinde yazabiliyorum. O da 2 çarpı 3'ün karesi. Çünkü iki tane 3 var burada. Çarpı 5 şeklinde oluşturabiliyorum 90'ı. Deneyelim mi? Deneyelim. 2 kere 3? 6. Alt kere 3. Ee, 6 kere 3? 6 kere 3 18. 18 kere 5 de 90'dır zaten. Süper zekisin. Ha. Şimdi geldik hemen bir soru çözelim. Bununla alakalı benzer bir soru. Şimdi ne demiştik? Bunu buna bölüyoruz bu çıkıyor. 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 Bunu buna bölüyoruz bu çıkıyor değil mi? Evet. O zaman neyi 5'e bölersen 1 çıkar? 5'i. O zaman bu 5. Ee, peki neyi 3'e bölsen 5 çıkar? E, ee, 15'i. Harika. Demek ki bununla bunu çarpıyorum bu çıkıyor. Bununla bunu çarpıyorum bu çıkıyor. Bununla bunu çarpıyorum bu çıkacak yani 30. Bununla bunu çarpıyorum bu çıkacak yani 60. Bununla bunu çarpıyorum bu çıkacak yani 120. O zaman A sayısının 120 olduğunu Of başta çok korkutucu duruyor da ama işte ya hepsini zikzak yöntemi taktık iki tane hemen yapabiliyorsun. Şimdi geldik Yukarıda verilen eşitliğe göre A artı B kaçtı diye bir soruyor. Şimdi bu soruyu görünce ne yaparsın? Kaçarım. Çok mantıklı bir tercih. Gerçekten de zor gibi gözüken. Halbuki Kazık dünyanın olmadı. en basit sorusu değil tabii. De ama basit bir soru bak. Ne yapacağız biliyor musun? Şimdi bir kere böyle üssü gösterim yaptığımız zaman... ...diyeceğiz ki... ...ya kardeşim bu üssü gösterimde... ...bu üssü gösterimde... ...bir kere asal çarpanlar var. iki var. Üç var ve 7 var. Neydi LGS popüler asal sayıları? 2 3 5 7. 2 3, 5, 7. Bunları gördüğüm an diyor ki ya bu asal çarpanlarına ayrılmış. O zaman ben de bunu asal çarpanına ayırayım kardeşim. 168'i yazıyorum. Hadi bakalım çarpana ayıralım. 2'ye böldüm. Ne çıkar evladım benim? Ee, 84. 84. 2'ye böl 80. 8'i 2'ye böl 4 84 ikisini topladığınız zaman. Şimdi bir daha 2'ye bölebilirim. 42. Süper zekisin. Bir daha 2'ye bölebilir miyim? Bölebilirsiniz. Bölebilirim. Ya. Kaç çıkar? 21. 21 Peki bir daha ikiye bölebilir mi? Ee, bölünmez. Patlar, 21 ikiye bölünmez. Ama üçe bölünebilir. Şimdi bunu bitirdim, şuna geçtim. Üçe böl böldüğüm zaman kaç çıkar? Üç kere yedi bir. Süper Peki bir daha üçe bölebilir miyim? Hayır. Hayır. Bir daha beşe bölebilir miyim? Hayır. Hayır. Kaça bölebilirim? Yediye bölebilirim. O zaman yedi yazıyorum ve bir kalıyor. Şimdi son durumda bire bitirdik mi bunu? Bitirdik. Evet. Dolayısıyla asal çarpanıymış olduk. İşte 168 sayısının asal çarpanları nedir dediği zaman bana. 2 diyeceğim, 3 diyeceğim ve 7 diyeceğim. O zaman ben bu sayıyı nasıl yazarım? Bunların hepsinin çarpımı şeklinde. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 7 şeklinde yazabiliyorum. Bunu üssü gösterim şeklinde yaptığım zaman da neydi? Bak bunu böyle amele gibi yazacağım ama ne yazıyorduk? 2'nin üzerine 3 yazıyorduk. Bunu 3, bunu da 7 diye yazabiliyorum. Eğer bir sayının üzerine üslü sayılarda bir şey yoksa aslında burada bir 1 vardı 3 üzeri 1 çünkü 3'tür. 7 üzeri 1 çünkü 7'dir değil mi öyle Evet hocam. yani bir tane 7, bir tane 3, 3 tane de 2'nin yan yana çarpımı demek istiyorum sana. Şimdi ben bunu oluşturduktan sonra adam bana ne demiş? Kardeş burası 2 üzeri A'dır, burası 3 üzeri B'dir, burası da 7 üzeri pardon 7 üzeri C'dir demiş. E kardeşim o zaman buradaki 2'nin kuvvetiyle buradaki 2'nin kuvveti aynı olmak zorunda. O zaman A eşittir 3'tür diyeceğim. Bak böyle sadece akıl yürütüyorum. Zor gibi gözüken... Halbuki basit bir soru. Bak... 2 üzeri 3. O zaman burası 3 olmak zorunda. 3 üzeri 1. O zaman burası 1 olmak zorunda. 7 üzeri 1. O zaman burası 1 olmak zorunda. ABC'nin toplamı soruyordu. 3 artı 1 bir artı 1'den... 5. Bravo diyorum sana Teşekkür gerçekten. Ederim. En zor bana yaptırdın. Evet. Kek bir soru gibi gözük gözüküyor ama birazcık kazıkmış. Evet. Zoru. Bir daha zoru çözelim. Çünkü... LGS'de birazcık daha zorlayıcı challenge sorular gelebilir. Şimdi kare işlemi, kare işlemi içine yazılan sayının asal çarpanlarının çarpımını sonuç olarak vermektedir demiş. Hayda. Şimdi özellikle böyle örnekli sorular karşımıza çok geliyor LGS'de. Yani bize bir şey tanım veriyor. O tanıma göre hadi sen yap bakalım diyor. Örneğin 18'in asal çarpanları 2 ve 3 olduğundan 18'i kare içine almış. Bak 18'i kare içine almış. 2 ile 3'ün çarpımı 6'dır diyor. Yani 18 yeni 6 yazmış. Hayda ama kareli 18 6'ymış. Buna göre 90 nedir diyor soruyor. Buna göre kare A e, 10 olduğuna göre iki basamaklı A sayısı en çok aşağı. Beynim yandı beynim. benim. Zor... zaten olmadığı için Hayır, e, şey bir, Zor biraz gerçekten zor. Şimdi bir kere hemen durumu anlamaya çalışalım. Mesela bir örnek vermiş bize. 18'in asal çarpanları 2 ve 3 olduğundan bunları çarpıp 6 demiş. Peki 90'ın asal çarpanları nedir? Bulalım mı hemen? İlk başta bir işlem yapalım. yapalım. Hareket berekettir değil mi? Asal çarpanı ayıralım. 2'ye böldüm 45. 2'ye e, bölemem 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Dolayısıyla 90'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5 değil mi Allah aşkına? Evet hocam. Diyor ki eğer kare işleminin içine bir sayı yazarsan mesela 90'ı yazmışız. Bu sayının asal çarpanlarının çarpımını bulman gerekiyor diyor. O zaman bak mesela 18 asal çarpan 2 ve 3 olduğu için bunu çarptım 6 bulduk. 6. Bu nasıl çarpanları kaçtı? 2 3 5'ti. O zaman 2 çarpı 3 çarpı 5 diyeceğim ve 30 bulacağım. Yani 90 dediğimiz sayı 6 kere 5'ten 30 şeklinde para kare için almayalım bunu. Bunu normal yazalım. 30 şeklinde bulabiliyorum. Peki kare içinde a 10 olduğuna göre 10 kaç kere kaçtır Allah aşkına? İki kere beş. Harika. O zaman bunun asal çarpanları iki ve beşmiş. A'nın asal çarpanları iki ve beş olan bir sayı bulmam gerekiyor. A sayısı en çok kaç olur diyor ve A sayısı için iki basamaklı demiş. Hmm. Asal çarpanları iki ve beş olan en büyük e, bir sayıyı nasıl bulabilirim ki? Doksan dokuz. Şöyle yapalım. İki kere beş ondur. Peki iki tane iki olsa, bir tane beş olsa, dört kere beş yirmi olabilir. 3 tane 2 olsa, bir tane 5 olsa 8 e, kere 5 40 olabilir. Peki 4 tane 2 olsa, e, bir tane 5 olsa 4, 8, 16, 16 kere 5 80 olabilir. Bak yüze yaklaştım. Yüze yaklaştım. Güzel. iki basamak sayılardan büyük bir sayı buldun neredeyse. Şimdi 5 e, tane 2 olsa 2 çarpı 2 çarpı 2 bir de 5 olsa 32 çarpı 5'ten 160 Ha bu üç basamaklı oluyor. O zaman bunu almıyoruz. Bunu almıyoruz. Peki 2'yi arttırmayayım bir de 5'i arttırayım. E, 2 5 çarpı 5 olsa 5 kere 5? 25. 25 çarpı 2 50 olabilir. 2 5 çarpı 5 çarpı 5 olsa mesela burada 3 tane 5 olsa 125 çarpı 250. Oo, bu üsmat. da patladı bu da patladı. Şimdi ben düşünüyorum diyorum ki sadece 2 ve 5'ten oluşturmam gerekiyor. O zaman diyorum ki 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5 olsa mesela 4 kere 5 4 kere 25... 100. Bu da üç basamaklı oluyor. O, o zaman az. olabilecek en büyük sayının 80 olduğunu ulaşabilirim. Deneme yanılma. Deneme yanılma yöntemiyle soruyu çözüyorum. Zoru mu çünkü? Basit bir soru değil. Böyle yöntemlerle sonuca ulaşmamız gerekiyor. Şimdi değil. Evet. LGS 2023 benzeri bir soru çözelim seninle beraber. LGS 2023'te buna benzer bir soru geldi. E, tabii 2024'te de benzer sorular geliyor ama birazcık daha farklıydı. Aşağıda dört arkadaşın bir sosyal medya uygulamasındaki takip sayıları asal çarpanların çarpımı şeklinde verilmiş demiş. Tongucun takipçi sayısı A üzeri 3 çarpı B üzeri 3. Tankut'un ki buymuş, Tongül'ün ki buymuş falan filan. Bu arkadaşlardan birinin bin takipçisi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin takipçi sayısı en fazla demiş. Şimdi bu arka bin takipçisi ne demek Allah aşkına ya? Bin, bin, bin asal çarpanları ayıralım mı? Ayıralım hocam. Zaten asal çarpanları ayrılmış hali. Bakalım bunlardan bir tanesi binmiş. İkiye böldüm 500. İkiye böldüm 250 2'ye böldüm 125. 2'ye bölünmez artık. 3'e bölünmez. 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. Beş. 5'e böldüm 1. Dolayısıyla 1000 dediğimiz sayı aslında 2'nin 1 2 3. kuvveti çarpı 3'ün de 5'in de 3. kuvveti. Üçüncü kuvveti. O zaman bu hangisi olabilir sence buradakilerden? Ee, Bak 2 tane 3 üzeri 3 5 üzeri 3 eee tonguç harikasın zaten bak a üzeri 3 b üzeri 3 demek ki a 2 imiş a 2 imiş b de 5'miş bitti bu kadar. Zaten a da b'den küçük diyor parantez içerisinde. Evet zaten burada a da b'den küçük diyor. Bunu kullanarak dedi ki a 2 b 5 ve 2 üzeri 3 5 üzeri 3 buna uyuyor. Şimdi o zaman ben bunu bulabilirim. 2 üzeri 4 5 üzeri 3 bu da 2 üzeri 2 5 üzeri 4 bu da 2 üzeri 5 5 Değil mi? Şimdi bunları çarptığımız zaman 2 üzeri 4 16 5 üzeri 3 de 125 pardon şurası 2 imiş o zaman burası 2 olacak. 2 üzeri 4 16 16 çarpı 25'ten aslında bunun cevabı 400 takipçi çıkıyor. Bu 400 takipçi 16 kere 25 400. Şimdi buna bakalım 2 üzeri 2 4 5 üzeri 4 625 4 kere 625 de bu 2500 çıkıyor. Normal işlem yapıyorum üst sayıları işlem yapıyorum. 255, 32, 32 çarpı 5 160 çıkıyor. Şimdi ben buna bakıyorum, hangisi en fazla takipçide? Bu zaten binde. Ee, 2500 dolar. Bu binle denkti. Dolayısıyla Tongül arkadaşımızın maşallahı var gerçekten e, popülermiş arkadaşımız diyoruz ve şimdi senle beraber. E, meydan okuma testine geçeceğiz ama tekrar söylüyorum ödevlerimizi burada programımıza veriyoruz açıklamada programımızda aynı zamanda ve ödevlerimizi bu iki tane kaynaktan veriyoruz sene boyunca e, sezon boyunca da bunları vereceğiz onu da söylemek istiyorum şimdi ödüllü sorumuzu yapın arkadaşlar ödüllü sorumuzu yorumlara yazarsınız ama en önemlisi şimdi gelecek meydan okuma testi meydan okuma testini lütfen çözün. TAS uygulamasına girin. Hem Tonguç Kapa'da katılmış olun ve puanları biriktirerek bir disipline gireceğiz. Hep beraber bir disipline girersek hem oynayacağız hem öğreneceğiz hem de ders çalışacağız. Hadi bakalım o zaman meydan okulu testimiz gelsin.